Terbiye edilmeye çalışılmış. Kendi dilinden, kimliğinden, kültüründen vazgeçirmeye çalışmış. Başarılı olamamışlar. Onlar deniyor. Biz de direnmeye devam ediyoruz. Onlar her defasında aynı yöntemleri deniyor. Yine hapsediyor, tutukluyor. Biz de her defasında bu bedeli göze alarak mücadeleye devam ediyoruz. Siz bir yerde hukuksuzluğa evet derseniz bu bütün hukuksuzluğu sayarsınız, bütün şeye yayarsınız. O yüzden ben diyorum ki tecrit mesele sadece Kürtlerin meselesi değil. Tecrit bütün insanlığın meselesi. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit üstelik politik bir yönü de var. Çünkü Türkiye barışı orada kilitli. Sayın Öcalan'ın ağır tecrit üzerinde uygulanması Türkiye'de barışın, demokrasinin, özgürlüklerin tecrit edilmesi anlamına geliyor. Efendim Devlet Bahçeli'nin DEM Parti grubumuza gelip işte tokalaşmasıyla ilgili Türkiye'de yeni bir süreç var mı yok mu diye tartışmalar yürütülüyor. Herkesin de gündeminde. Kürt halkı olarak zaten biz yıllardır onurlu bir barış için mücadele ediyoruz. Son girişim konusunda da gerçekten somut bir şey var mı? Yok. Somut o. Kürtler artık çok 100 yıldır çok deneyim yaşanır. Gerçekten Kürt sorun çözümü konusunda bir adım atılacaksa bunu somutla görmek isteriz. Kürt sorun çözümü bunu dayatıyor. Orta Doğu'daki gelişmeler bunu dayatıyor. Türkiye'de bir yönetim krizi var. AKP iktidarı, AKP, MHP, Ergenekon ittifakı yönetemiyor artık Türkiye'yi. Bu çok net. O açıdan da bunun bir neye evrileceğini bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Biz barış istiyoruz. O zaman barış istiyorsak bunun için mücadele edeceğiz. Mehmet'teki özgürlük mitingi sadece Sayın Öcalan'ın açısından değil, aslında Kürt halkı kendi özgürlüğünü Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne bağlamış durumda. Bunun adı bu. O yüzden yollara düştü, yürüdü. Onun için Ahmet yasaklı olmasına rağmen Ahmet'e gelip barış ve özgürlük istiyorum dedi. Barış mücadelesinin ya da bir süreç diye ifade edilen neyse adına bir dönemin başlayabilmesi için Kürtlerin çok daha güçlü inisiyatif alması gerekir. Türkiye demokrasi güçlerinin inisiyatif alması gerekir. Kadınların inisiyatif alması gerekir. Biraz önce söyledim. Gerçekten biz barışı iktidarın insafına bırakamayız ya da onların iki dudağı arasına bırakamayız. Yazmıyor, ben size sadece imzalıyorum.